Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün MSI Optix G27C2'nin kutu açılımını yapacağız. Ürün henüz geldi. Hem kutu açılımına daha sonradan da incelemesini bu videoda sizlerle birlikte paylaşacağım. Evet. Bu şekilde kutumuzdan kurtulmuş olduk. Evet arkadaşlar. Ürünün kutu içeriğinde daha da yakından göstereceğim size. Bir adet şu şekilde DisplayPort kablosu. 144 Hz görüntüyü ancak bununla alabiliyoruz. Onun dışında gene bir HDMI kablosu var. Büyük ihtimalle kaliteli bir kablodur. Dandik olduğunu sanmıyorum. Geçiyoruz. Şöyle yan tarafa dizelim bunları. Kullanma kılavuzu, gerekli dokümanlar, stickerlar, vidalar var ve arka adaptör kapağı var. Onu da şimdi kurulumda göstereceğim size. Onun dışında bir adet güç kablosu. Sanırım adaptörü içinde. Ayaklık, metal bir ayaklık. Çok ağır değil ama hafif de değil. Yani kendi kalitesini hissediyor, ağırlığını hissettiriyor. Bu da gene ayaklığın devamı olan ekranın bağlanacağı parça. O kapakta nereye geliyor? Şuraya geliyor, az önce gösterdiğim kapak. Ürünün arka tarafında bir adet güç portu, display portumuz ve DVI portumuz ve HDMI portumuz var. Aynı zamanda aparatın takılacağı parça da burada yer alıyor. Bayağı da sağlam. Elle hareket ettiremiyorum. Kurulumda ilk önce arkadaşlar şu parçayla başlıyorum. Bu parça direkt arka destek parçası. Arka ayaklığın ikinci parçası. Bunun yeri bu zaten burada belli. Direkt oturdu. Bunu vidalayalım. Buranın vidalaması bitti. Gördüğünüz gibi sağlam bir şekilde vidalandı. Arka kapağı da takarak burayla olan işimi bitiriyorum. Şu şekilde takılıyor. Evet, sağlam bir şekilde takıldı. Sırada ayaklığımız var. Şu şekilde. Ayaklığı da yerinden çıkartalım. Metal bir parça ve dediğim gibi ağırlığıyla kaliteli olduğunu hissettiriyor. Gördüğünüz gibi çok güzel metali. Çiziksiz, tertemiz. Ekranı biraz şöyle çekeyim ki aşağı doğru gelsin bunun ayaklığı ve kolay monte edebilelim. Şu şekilde. Evet. Hızlı bir şekilde bunu da vidalayıp ekranın incelemesine geçelim. Şimdi arkadaşlar, ekran sadece yukarı ve aşağı yönlü hareket ediyor. Yani şu şekilde bastırayım. Gördüğünüz gibi aşağı ve aynı zamanda bunun tersi olan, tek elle yapamıyorum. Monitörün tek hareketli parçası burası. Aşağı doğru ve yukarı doğru. Şuradan aşağıdan yaparsam. Bunun dışında gördüğünüz gibi bayağı bir sert, yani tek elle yapmam zor. Şu şekilde. Bunun dışında monitörün yükseklik ayarı, sağa sola ayarı maalesef yok arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, display port kablomuzu 144 ters görüntü alabilmek için display port kablomuzu ekran kartında ilgili yere takıyorum. Bakıyorum nerede boş yer var. Şurası boş. Siz görebiliyor musunuz? Şu şekilde. İkinci bir monitörüm olduğu için onu da kullanmak istiyorum ve onu da bırakıyorum burada takılı bir şekilde. Display port kablomu taktım. Rahatça takıldı. Bu zaten ekrana bağlı, kablonun devamı ekrana bağlanacak. Bunu bağlayalım. Kurulumda kurulu haliyle devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kurulum tamamlandı. Şimdi monitörümü açıyorum. En baştaki start düğmesiyle bastım. Açılıyor. Şimdi yapılmaması gereken birkaç tane ayar var bu monitörü kullanmaya başladığımızda. Evet, ekran geldi. Çok güzel. Görseller çok iyi. Hızlı bir şekilde size ilk taktığımızda yapmamız gereken ayarları göstereyim. Mouse diğer ekranda kalmış. İlk önce görüntü ayarlarından bu da diğer ekranda açıldı. Şöyle diğer ekrandan alıp bu tarafa getireyim bunu. Birinci ekran için görüntü bağdaştırıcısı özellikleri diyoruz. Şimdi arkadaşlar, buradan monitör tazeleme hızı olarak 144 Hz'e çekiyoruz ve patlıyoruz. Evet. Mouse'un akışı bile değişti şu anda. Çok güzel oldu. Şimdi menülerden devam edelim. İlk önce menüyü açalım. Şu şekilde geniş bir pencere var. İlk sırada brightness, parlaklığı ayarlıyoruz. Parlaklık şu an %90'a. Default şekilde bırakıyorum. Kontrastımız var. Gene aynı şekilde default bırakıyorum. DCR, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım neymiş. DCR on off. Oh, renkler değişti. Dinamik kontrast olabilir. Dinamik kontrast rate diye olabilir. Default bırakayım. Modlarımız var. Standart mod, movie, FPS, RTS, eye saver. Bu güzel bir mod, ekranı sarımtırak bir hale getiriyor, mavi ışığı azaltıyor, dolayısıyla da gözlerimiz yorulmuyor ve uykunuz kaçmıyor çok fazla bilgisayar başında durduğunuzda. Ben bunu gene default'ta bırakıyorum. Şu şekilde tekrardan başa gelelim. Orada tuşlar bayağı sert. Renk paleti var. Cool dersek açık renkli mavimsi renkler oluyor. Warm dersek de daha koyu renkler. User diyelim, default'ta kalsın. Geri dönüyorum. En boy oranı 16'ya 9. Bırakıyorum gene bu şekilde. Geri dönelim. Inputlar. Evet, burada display port takılı. HDMI ve DVI diye iki tane daha portumuz vardı hatırlıyorsanız arkaya. Ben mesela PlayStation var bende. Bunu da display porta takıp buradan tek bu menüden gelip PlayStation'a geçiş yapabileceğim. Tekrardan menüye geliyorum. Burada da adjust diye gamma ayarı var. Bunu şey yapalım, geçelim. Devamında dil seçenekleri. Dil seçenekleri arasında maalesef Türkçe yok. Ekrandaki diller var. Power off. Eğer ki bir dakika sonra şey olursa ekranı kapat diyor. Deneyelim abi, bu şekilde kalsın bu. Power off'u açalım. Reset var. OD driver var. FreeSync var. AMD kullanıcılar için FreeSync özelliği de bu ekranda mevcut. Ekrandaki yırtılmaları azaltıyor. Daha doğrusu yok ediyor. Bu tabii ki benim donanım Nvidia olduğu için maalesef kullanamıyorum. OD driver, overdriver, ona benzer bir şey. Aynen. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Ben off dedim ama ilerleyen zamanlarda bir test edeceğim bunu da. Reset diyoruz. Bunu zaten bir şeyine dokunmuyorum. Geri geliyorum. Exit diyorum. Şimdi arkadaşlar, ikinci tuşa bastığımda ekranın ortasında şu şekilde FPS oyunları için, burada gözükmüyor, şöyle göstereyim. Şu şekilde bir şey çıkıyor.
özellikle Counter Strike oynayan arkadaşlar için söylüyorum. CS'de AWP oynarken ekranın ortasında crosshair olmuyor. Bu şekilde bunu koyarak kullanabiliyorsunuz. Bunu da deneyeceğim zaten birazdan. Onun dışında ne var? İkinci tuşa basıyorum. Bir şey yok. Menü tuşuna tekrardan basıyorum. Bir şey yok. Ve menüler bu şekildeydi. 144 Hz. Yani burada size bu görüntüyü nasıl aktarabilirim bilmiyorum. Umarım şeyde yansıyordur kamerada. Bunları UFO testinde hızlı bir şekilde kontrol ederim. Mesela dikey. Hepsi kamerada size aynı gözükecek. Maalesef ben kendim bakıyorum. Siz de kendi monitörünüzü bu siteye girerek testufo.com'a girerek yapabilirsiniz. Ciddi fark var arkadaşlar. 60 kare ve bakın 72 kare ile 144 kare arasında bile kendi şu anda gördüğümde çok ciddi fark var. Yani çağ atlamış gibiyim. Monitörün diğer ayarlarına gelmek gerekirse, diğer özelliklerine gelmek gerekirse 1080p monitör. Maalesef 1080p monitör 2K veya 4K değil. Bunun da sebebi var arkadaşlar. 1080p monitörün olmasının sebebi ben bu monitörü 1070 ekran kartımı aldım ve 1070 ekran kartını yaklaşık 7-8 aydır kullanıyorum. 7-8 ayda kullandığım için fark ettim ki 2K veya 4K oyunları 60 kare üzerinde oynayamıyorum. Dolayısıyla 1080p'de en yüksek ayarlarda, yani grafiksel anlamda en yüksek ayarlarda 100 karenin üzerine çıkıyor biliyorum. Ve bana en uygun ekran olarak bu ekran, yani 1080p monitör ve 144 Hz olması benim için daha uygundu. Dolayısıyla ben bu sebeple bu ekranı tercih ettim. Eğer ki yüksek bir donanımınız varsa, 1080 Ti gibi ekran kartlarınız veya yeni çıkan 2080 serisinden bir ekran kartı almayı düşünüyorsanız bu monitörü sizlere tavsiye etmiyorum. Zira 1080 GTX 1080 bile bu monitör için fazla fazla güçlü. Dolayısıyla 1060 olan arkadaşlar, 1070 olan arkadaşlar bu monitörü tercih etmesinde fayda vardır diyorum. Ve videomu bu şekilde size monitöre bakayım. Bu arada 143 Hz yazıyor burada. Optik zoom yapayım azıcık bari şey yapması için. Her neyse arkadaşlar. İncelememi de burada bitirmiş oluyorum. Bu şekilde ekranı son bir haliyle şöyle uzaktan göstereyim size kurulu haliyle. Şu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.